Söyleyecek misin? Hiç, bir şeyleri işaret ediyor. Ve ben de eğleniyorum. Ama şu kadarı kesin. Büyüyünce çok güzel bir kız olmuş. Sen yemeği ye, hemen dönerim. Bundan alın, çok güzeldir. Ben yedim, enfes bir şey. Ne yapıyorsun? İçeri gelsene. Tamam anne, gelirim. Tanıştınız mı? Nasıl ama? Çok hoş çocuk değil mi? 2-3 gün kadar bizde kalacakmış. 2-3 gün mü? Burada mı? Elbette. Burası onun da evi. Nereye gidecekti ki? Hem yeniden arkadaş olmanız çok güzel olacak. Ama uyarıyorum, bu defa kavga etmek yok. İkiniz de büyüdünüz artık. Çocukluk istemiyorum. Almasını.
Rica edeyim Serp. Allah rızası için. Namaza durmasın. Namaz öyle öğrenmekle olmaz babacığım. İnsanın içinden gelmeli. Sanırım bu ilham bana anca 2014 yılında gelir. Görmemi istediğin biri ya da başka bir yer var mı baba? Biri daha var Mirza Bey. Mirza Bey dediğin kim? Bizim gençliğimizin sağlam adamlarından biriydi. Delikanlıydı. Eminim yine öyledir. Hala delikanlıdır. Üstü açık güzel bir cipi vardı. Bunu ilk onda görmüştüm. Opal caddelerinin tozunu attırırdı. Hızlı şofördü. Bunu hep çok istemiştim. Mirza'dan cepini ödünç almak için fırsat kollardım her zaman. O arabayı kullanmaya heves ederdim. Bir kez bu fırsatı buldum ama Mirza tersledi. Ben de elim boş dönmek zorunda kaldım. Seni 5 dakika sonra arayacağım baba. Hoşça kal. Ali kardeş, Mirza nerede? Zeyn kardeş, sen Mirza'yı nereden tanıyorsun? Boş ver şimdi, nerede o? O cipi görüyorsun. O cip mi? Evet, o Mirza'nın cipidir. Bhopal'de herkesin gözü o ciptedir. Baba, kızın hala yanında, bir yere gitmedi. Çocukluğumdan beri tırnaklarını ben kestim hep. Alabilir miyim? Baba, hı hı. 2 gün oldu. Yeni bir şeyler yazabildin mi? Elbette. Yazdım tabii ki. Ama bu güzellik Gulam'ın biricik kızı. Hangi süslü kelime anlatmaya yeter ki onu? Baba, yazmadın değil mi? Gulam Bey, çocukların önünde saçma sapan laflar etmeyi bırak artık. Sen istediğini söyleyebilirsin baba. Çünkü sizinki gibi bir aşk Bhopal'de hiç görülmedi. Aşkmış. Evlendiğin zaman görürsün aşkı. Ay, yok bir şey, yok bir şey. Telaş yapacak bir şey yok. Bekle, tantür diyot getireyim. Aliya, nereye gidiyorsun? Aliya, bekle. Kızım yok bir şey, önemli ver değil. Ver bakayım. Ha, büyütecek bir şey yok canım. Getirmiş bile. Aliya, büyütecek bir şey yok. Önemli değil. Hayır, önemli. Parmağın kanıyor. Ufacık bir şey. Abartmaya gerek yok. Hay Allah. Abartacak bir şey yok canım. Abartmıyorum. Canın yansın istemem. Benim yüzümden bütün gün canın acıyacaksa bu benim de canımı acıtır. Tamam, bu kadar yeter. Yeter, tamam. Bu bile fazla. Hem parmağım iyileşti bile. Ha? Şimdi söyle bakalım. Ne düşünüyorsun? Yılbaşı için bir planın var mı? Hazırlık yaptın mı? Abla, bu elbise nasıl? Neyiniz var sizin? Yok bir şey. Sen ablanı götür buradan. Yılbaşı için hazırlıklara başlayayım. Hadi. Tamam. Benimle gel abla. Ablacığım, Dilşan enişte de yılbaşı eğlencesinde olacak. Ali, söylesene, yılbaşında ne yapacaksınız? Sabaha kadar eğleneceğiz dostum. Bütün aile bir araya gelecek. Televizyon izleyeceğiz, şarkı söyleyip dans edeceğiz. Yemekler, her çeşit tatlı, muhteşem bir akşam olacak dostum. Bu yılbaşı çok daha güzel olacak. Dilşan da orada olacak. Aslında bu hem yeni yıl hem de Aliye'yi dünya evine uğurlayacağımız bir eğlence olacak. Ne oldu Zey? Ne için stop ettin? Bu hem yılbaşı
hem Alya'nın düğün partisi olacak. Üstelik sabaha kadar yiyip içeceğiz, öyle mi? Hadi ama çocuklar, 2014 yılındayız. Yani parti dediğin çılgınca bir şey olmalı. O zaman sen ne istersen o olsun dostum. Her şey ne kadar güzel değil mi? Bopal'de ilk defa teknede yılbaşı eğlencesi düzenleniyor. Teknede yılbaşı kimin fikriydi acaba? Ablacığım, kimin fikri olabilir? Baylar ve bayanlar, alkışlarınızla gecenin özel konuğu geliyor. Bay Dilşan Ahmet. Kardeşim Kahar. Merhaba. Merhaba. Gerçekten çok sevimli olmuş. Kimin kız kardeşi? Tabii ki tatlı olacak. Efendim, sizden bir ricam olacak. Eğer izniniz olursa sizinle paylaşmak isterim. Lütfen söyleyin. Durum şu ki... Aslında babam Kahar için bir eş arıyor. Ah, gerçekten de çok güzel. Eğer aklımıza bir aday gelirse size haber veririz. Efendim, aslında o aday çok yakınlarda. Sevgili Gahar'ımız, bu evin bir çocuğu gibi. Aslında kızınız sayılır. Eğer izninizle bu ünlü ve saygıdeğer ailenin bir üyesi olursa gerçekten çok sevinirim efendim. Aa, merhaba. Merhaba. Bir şeyler diyordunuz. Öyle mi? Aslında öylesine konuşuyordum. Bay Jagiwala, iki kızınız da birbirine çok benziyor. İkisi de 5 yıldızlı bir hayata geçmenin yollarını iyi biliyor. Bir tanesi büyük oğlumun sekreteriydi. Ama ikinci kızınızın haberi olsun. Zeyn'in de aynı yoldan geçmeye hiç niyeti yok. Anne, yemek yine çok yağlı olmuş. Bay Jagiwala.
Evet. Bugünkü yemekler sizin sorumluluğunuzdu. Evet, tabii ki. Gidin ve neler yapabileceğinize bakın tabii, lütfen. Tabii, hemen gidip bakıyorum. Gel Gahar, sana evi göstereyim. Gerçekten de harika görünüyorsun. Sağ ol anne. Arkadaşlarının iyi olduğuna emin misin? Aha, gidip bakarım. Soraya, bu neydi böyle? Onlar bizim konuklarımız. Eğer konuklarsa konukluklarını bilsinler. Bunu bir yakınlaşma haline getirmeye hiç gerek yok. Osman Bey, oğlum için bir evlilik teklifiyle gelen herkesi eğlendirecek değilim, anladın? Lütfen böyle o zaman yap. Eğlendirme. Ama en azından hakaret de etme. Kimin evlilik teklifinin geçerli olacağını ancak Allah bilir. Demek buradasın. Bundan sana ne? Evet, çok doğru. Bundan bana ne? Çok güzelsin. Aa, demek artık beni fark edecek vaktin var. Ne demek bu? Beni orada yapayalnız bıraktın ve diğer kızlarla dans ettin. Kıskandın. Hayır, kıskanmadım. Sadece bu akşamın seninle özel geçmesini istedim. Hepsi bu. İş ciddileşiyordu ve boynuma doğru çıkmaya başlamıştı. Dilşan sanki onu yiyecekmişim gibi baktı bana. Sen hiç aşık oldun mu? Aşk büyük bir yanılsamadır. Ve insanlar onun yüzünden bütün hayatlarını yanılgı içinde geçirirler. Ben gidiyorum. Dilşan! Artık gidebilir miyiz? Nişanlısı Dilşan olduğumu sanıyor. Dilşan! Söyle bana, evet mi hayır mı? Evet. Merhaba. Bugün gerçekten çok güzelsin. Anlamadım. Sana bugün gerçekten çok güzelsin dedim. Bana bu kadar gereksiz iltifatlarda bulunan da kim?
teşekkür ederim. Çok sağ ol. Orada nişanlımı kurtardın. Ben Dilşan. Demek Dilşan sensin. Teşekkür etmene gerek yok. Bu benim görevimdi. Aliye değil de başka bir kız olsa yine aynını yapardım. Artık gitsek mi? Tabii. Kendine iyi bak.